Stuart Mill'in bir sözü var kendine mutlu muyum diye sorduğun an aslında mutsuzsundur evet. ee, filmde mutluyuz filmin adı yani filmin iddiası da mutluluk iddiası böyle sizin önce e, biraz star olarak soracağım kendi hayatınızda mesela mutluluğu sorguladığınız aradığınız zamanlar oluyor mu mesela mutlu muyum diye sordun sadece şeyden bahsetmiyorum yani e, evden özel hayattan bahsetmiyorum insanın bazen kendisiyle de mutluluğu sorgusu olur işinde de olur her şey ben olur. şimdi çok tartışmaya açık bir şey söyleyeceğim katılan olur katılmayan olur ama bu işleri yapan insanların çok mutlu olma ihtimali sıfırdır. Hmm. Yani çünkü dünyayla derdi olmayanın mizahı da olamaz, senaryosu da olamaz, sanatı da olamaz, resmi de olamaz. Yani o dünyada sürekli sorun gördükçe onu güzelleştirmek istersin, e, algıyı başka bir tarafa çekmek istersin. O yüzden bence bizim işlerimizi yapan insanların e, genel anlamda stabil bir mutsuzluğunun olduğunu düşünüyorum. Hmm. Sen mutlu musun şu an? Siz sorduğunuza göre bana bunu mutlu görmemişsinizdir yani. <laughs> <laughs> dönem dönem mutlu olmanın yollarını arayan biriyim ben. Güzel cevap. Valla ben de e, yani hayata karşı bir öfke varsa orada bir komedi ve miza öyle başlıyor. Öfkeden kastımı bütün hani, bir gerginlikten bahsetmiyorum ama seni bir şeyler rahatsız ediyorsa zaten aslında beynin tetiklerine ve bir mizah, bir komedi yaratıyorsun. Şeyin meşhur işte Freud'un var ya yaratıcı melankoli diye bir tezi var. Evet. evet. Yok ki yani çok mutluyum ve hiçbir şey üretemiyorum. Evet, evet gerçekten de öyle evet. ve en yorulduğum ben mesela en güzel yazdığım şeyleri Biraz hastalıklı şeyleri... bir şey mi ama bu acaba? Deli gibi evet, ev temizlerim tamam. bazen ben mesela tamam. kendimi o kadar yorarım ki o çektiğim kadının psikolojisine girebilmek için. Başka türlü ben nasıl çekeceğim onu ya? Yasemin ben şu arşivleri nasıl Instagram'da ev temizleyen insanlar var ya. Evet. Ben bir tane herif var, deli ediyor, ediyor beni. Evet, Adam evet, yani, evet, evet. ondan nefret ediyorum gerçekten böyle <laughs> sinirlerim bozuyor yani ismini söylemeyeyim şimdi. Ben onlar kadar temizleyemiyorum ama onlar mükemmeller yani. Abi tamam da gerek var mı? Canımız sıkılıyor yani. E, gerek yok hayat akıp gidiyor yani. Ama e, genel anlamda bu söylediğim şey şeye katılıyorum yani ne kadar varlık içinde olursanız e, yaptığınız işin o yaratıcılık kısmı tak 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 evet. tak 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 düşmeye başlıyor. Hmm. Yani o, seni kesin, şey, o şey, şey yok estağfurullah. Yani şeyi korumak lazım yani. Bir de ben hani artık böyle yaşım 40 oldu. Biraz şey de oluyorum yani. Ya mutlu olma meselesini hep bir şeye bağlıyoruz ya. Şu olsun çok mutlu olacağım. Bu olsun. Hmm. Oysa ki sabah kalktım işte oğlanla oyun oynadım falan. Ya çok mutluyum yani. Hani o anda da çok mutlu. Hani kendime bazen onu söylüyorum yani. Hani bak şu an güzel yani. Her şey iyi yani. Dediğim gibi her şeyden mutsuzluk çıkartma ya da hep mutluluğunu bir şeye bağlama. Ya bir şey olursa ya da bu olursa değil, o an da çok mutlusun aslında baktığında. İyi yani bir şey yok ya. Güzel her şey yani. yani çok çok zor hayatlar yaşayan insanlar var. Böyle kendi hayatına mankörlük etme diye kendime öyle telkinlerde bulunuyorum. Ama dediğim gibi bir yerde de bu meslek benim mesela en iyi yazdığım zamanlar hep en mutsuz olduğum ve en yorulduğum dönemler en iyi e, metinleri çıkarttığım dönemler oldu. Hep bu böyle oldu yani. Benim de en iyi videolarım hep depresyonda olduğum zamanlardır. Bir de sen mizah yapıyorsun yani. Evet çok ciddi depresyonda olduğum zaman. Hele bir şey anlatayım. iki ay boyunca e, kapattım kendimi evde yani. Kalkamıyorum bir şey var bende yani. Yataktayım. Eşim de arkadaşlarıyla buluştu o akşam. Kalkamıyorum bir şey var. Tarifi yok yani. Sanki depresyondayım. Kesin depresyondaydım zaten. Girer misin çok sık depresyonda? E, sık girerim ya. Sık girerim. Severim de o hali bu arada. Hep bir şeyle çıkıyorum çok çünkü alttan. Çok güzel ortam gelsin. Mi? Ama vallahi tavsiye de ediyorum çünkü alttan bir şeyle çıkıyorsun. Hep buluşla <laughs> evet. çıkıyorsun. O akşam kalktım. Ee, belki de beni bugünlere getiren videomu çektim. Aa. Yani takipçimin en yükselmeye başladığı hmm. dönem benim için. Şok olmuştum. Ben ama mutsuzluktan geberiyordum yani. Ee, biraz aslında ben size 2023'ü sorayım istiyorum. Nasıl bir yıl geçti? Yani kişisel olarak soruyorum. Yani Türkiye geneline baktığınız zaman hepimizin çok üzüleceği olaylar oldu. <laughs> E, kayıplarımız oldu ama evet. e, kişisel olarak sizin için 2023 nasıl bir yıldı e, bir daha dönsem aynı yılı yaşarım diyor musun istemem hmm. sen ben de istemem gibi ama yani iyi de geçen zamanlar oldu İşte dediğimiz çok acı ve çok trajik şeyler de yaşadık toplum olarak da e, ama yani dediğim gibi böyle bir ortada gidiyoruz Yasemin ben geçen şeyi fark ettim her yılbaşı şey diyormuşum ben ya geçen sene çok kötü bir seneydi. Bu sene inşallah artık güzel bir sene olacak. Yani evet. 2019'dan beri aynı şeyi söylüyormuşum ben. <laughs> Demek evet. ki 2019'dan beri beklerim. Ne oldu karşıma... ya bu? Yani <laughs> <Evet>. hiçbir <laughs> bir aşama gitmiyor. Evet, çünkü ya 2019'dan beri ya geçen sene çok kötü şeyler yaşadık. İşte bu sene evet. inşallah Türkiye için iyi bir sene olacak. Evet. Artık yani 2024 inşallah mı ya? İnşallah. İnşallah hep umudu kaybetmemek i̇nşallah. lazım. Yani evet. umudumuz hep var. Her şeyin güzel olacağına dair. Her şeyle ilgili umudumuzu kaybetmeyeceğiz. 10 üzerinden kişisel olarak soruyorum. Yani yine genel Türkiye, dünya değil. İbrahim Büyükak için 2023 10 üzerinden kaç puan? 6, 7 Senin? oralar. 2 derim. Oo, o kadar mı ya? Evet, evet. E evet. Sen... Ben çok etkilendim ya. Çok hmm. duygusal bir yapıya sahibim. Bir de yakın bir yerden etkilendiğimiz için. Benim için 2'dir yani. O da hani hayatta kalmak mesleğimi yapabiliyorum çok şükür. E, buralar güzel yerler. Ama bunun dışındaki yerler çok kötü olduğu hmm. için e, iki. 2023'te en çok neye güldün? Neye güldüm? Ha. 2023'te. Ay nasıl hatırlayacağım ya şu anda. O kadar çok fazla gülmedim ya. Bak kardeşim çok benim ya, bir ben sana. Evet, sen, evet çok fazla böyle... gülmedim 2023'te. Bence 2023'te bizim filmimize güleceğim en çok. Evet. Öyle düşünüyorum. Sen? Kendim 20, ona sakladım. 2023'te neye çok güldüm? Valla şey neye güldüm ya? Böyle çok güldüğüm... Vallahi böyle genelde ben çok güleç biriyim yani. Çok böyle... 2023'de en sevdiğin diziyi sorayım. Ee, yıl olarak ayırmam. Dediğim gibi ben Grey's hmm. and Frankie'yi çok izliyorum. Hatta film sürecinde de onu çok izledim. Hmm. Ya Bana çok iyi geldi. Oradaki kadınların hayata tutunuşu var ya. 70 yaşında şirket kuruyorlar falan filan. Yani beni çok etkiliyor ya. Senin dizi. Bir kadın başarısı. Vallahi çok var ama şeyi söyleyebilirim yani. Hani son sezonu da iyiydi. Sucks söyleyebilirim. Hımm. En beğendiğimiz oydu. Film, geçen yıl filmi? Hangi filmdi? Hatırlamam lazım ya. Hiç aklıma gelmedi şu an. Sen de. Valla yine onda da çok şey var ama herhalde hiç Oscar'da da hakkı verilmediği için sinir olduğumuz Ben Shizu çok beğendim hmm. yani. Orada. Bir dakika ya Balina geçen senenin miydi? Evet. evet. Balina o zaman. Hmm. Güzel. Evet, evet, çok etkilenmiştim, çok ağlamıştım. Tiyatroya gidebiliyor musun? Tiyatroya en son e, bütün kadınların kafası Karışıktır'a gittim. Hmm. Çok tatlı, çok güzel bir oyun. E, tavsiye de ederim yani arkadaşlarım. Geçen olmadı. yılın senin için oyunu o diyebilir miyiz? Oydu benim için. Benim için. Senin için? için. Allah cimriye gittim işte. Serkan hmm. muhteşem oynuyor, çok, çok acayip bir şey. Oydu herhalde. Ona çok onu önceden gittim, çok iyiydi ama 2023'te gitmediğim için. Saatleri Ayarlama üstüne gittin mi? Ona gitmedim, ona gideceğim. Onu da çok met ediyorlar, ben de gitmedim. Evet, çok, çok merak ediyorlar onu. Kitap? Kitap, bayağı okuyorsun ibo. Vallahi benim son dönemde Melik Şah'tan böyle bir şey geldi bana. Oradan böyle bir bir kitap muhabbeti on story'den şey, çok okumaya başladım. Bütün kitapını Jean-Louis Fournier diye bir hmm. yazar var. Onun işte Dul işte işte kuzeyli annem falan böyle bütün kitaplarını okudum. Bir Fransız komedyen yaşlanmış bir abi. Böyle bilgece hikayelerini yazmış. Sende ya şey var ama böyle bir yazara dadanma var. Var. Bir başlık öyle var. tak bir tak tak. Var. Bir başladım mı tak. yani işte o işte Alpercan'ı sonuna Bey. kadar. Murat ben de işte sonuna Star kadar. Star. kadar. Herkes sonuna kadar. Hani bir de hep böyle araya bir mutlaka benim hani en büyük alışkanlığım olduğu için yani hep böyle bir araya bir dünya klasiği hemen koyup hmm. tekrar sonra dönme falan filan. Senin ara, Sevdiğim ara böyle kitapları bir... okumalarım var. Evet yani. o arada o ve Steinbeck İkisini çok seviyorum yani Steinbeck zaten benim için cennetin dostu. Belki de en iyi romandır yani okuduğum bugüne kadar ki. En sevdiğim roman olabilir. Senin için geçen senenin kitabı? Ben Tanrılar Okulu'nu çok sevdim. Hmm. Bir de bu hikaye senden uzun Osman. Aa, şey... Ee... Aylin. Evet. Aylin biliyorsun. Aylin Balboa değil mi? Bizim Soyada yazarımız. Balboa değil miydi? Aylin evet. bizim evet. çok yakın evet. arkadaşımız evet. bizim yazarımız. Evet. Hatta Osmanlılar'da da evet. kafada ilk başladığı seri. ben bayılırım. Hatta o kadar beğendim ki sonra DM attım ona. Tebrik ederim sizi çok Müthiş tatlı diye. Müthiş bir yazardır diye. Aylin. Yani onun o bilmiyorum çok güzeldi. Müthiş bir yazardır. Ben de bayılırım Aylin Balboa'ya. Evet. 2023'te seni en çok şaşırtan olay. Allah herhalde <laughs> Dilan Polat olay olabilir yani. Şaşırdım yani hani o arkasından çok dallanıp budaklandığı için böyle ağız mı çıkıyor? bunun e, mizahı da çok yapılıyor, konuşuluyor. Ya. Çünkü aslında bir tarafı sahiden de mizah çünkü. Evet. E, biz ben şimdi bir belgesel yapıyorum. E, Yılmaz abinin de izniyle Sazan Sarmalı diye bir şey yapıyorum ben. Türkiye'nin dolandırıcılık tarihini. Ya çalışırken şimdi arkadaşlarla öyle şeyler görüyoruz ki yani Sülün Osman'dan başlıyor 2023'e kadar her dönem ülkenin başbakanı dolandırılmış. En eğitimli kesimi dolandırılmış, evet. en cahil kesimi dolandırılmış. Yani sosyo-kültürel olarak Türkiye'de dolandırılmayan bir grup kalmamış. Ve <laughs> bazıları var mesela bu meşhur Jet Fadıl meselesi var. Tabii. Baba 5 yılda bir aynı yöntemle farklı grupları dolandırıyor falan. Böyle ya mizahı yapılsa müthiş mizahı olacak bir evet. tablo da var ortada. Sen buna bir komedyen olarak nasıl bakıyorsun? Yani herhalde biz tabii çok umutlanmak isteyen bir milletiz yani. Hep böyle bir bir de bir de bence bizim milletimize dair değil, bence dünyada olabilir ama bizde çok var. Yani bizde böyle o hemen bir şeyi, hemen o köşeyi dönüyor bunu zengini de yapıyor işte. Var olan bir sürü olay görüyoruz yani. hani Zengini de orada yani. adam 10 milyon doları varsa da onu da bir an evvel 25 milyon dolar yapmak istiyor. Yani bizde böyle öyle bir şey var. Yani var olan bir şeye okey. Şeyin lafı var biliyor musun? Bu meşhur Galata Köprüsü'nü satan herif var ya Süleyman Süleyman diyorum. Sü e, Sülün, Sülün, Sülün Osman. Hı. Adam diyor ki ben beni dolandırmak istemeyen kimseyi dolandırmadım diyor. Çünkü herkes bana mantık dışı bir para kazanma talebiyle geldi. Evet. Ve o benim açıma benim dolandırılma talebimdi diye. Evet, o o büyük beklenti bence bu dolandırılmanın yani bu geçmişten günümüze bütün tüm zemini bu yani. Bir an evvel bir şeyler hemen hızlıca olsun. Yani hiçbir şekilde hemen o olayı dönelim. Hemen köşeyi döneyim. Hemen parayı bulayım. Yani yani çok böyle işte mini Piyango çıkan insanlar bile tabii, tabii. işte bakıyorsun sonunda hiçbirinin neredeyse çoğunu hayret etmemiş yani. Tabii. Hani böyle bir şey yok aslında hayatta ama hep hayalimiz o ya. Yani. Bir gün kalktığımızda bir şey olacak. Bir şey olur. ama o hep böyle sistemli bir Biz galiba böyle hazır lopçu bir milletiz. Yani böyle seviyoruz. hazır gelsin. Seviyoruz. Hiç çalışmayayım. Böyle seviyoruz. havadan gelsin falan bunları seviyoruz. Biraz dolandırılma hikayelerimizin de temeli bu. Muhtemelen öyle. Se ya. seviyoruz yani. Ben görüyorum işte yani işte bu meslekle ilgili de yani işte bir şey yazıyor mesela onu okuduğunda hemen o yazdığı şey mesela hemen Oscar alsın. Şu, şu en son herkes. bu futbolcuların dolandırılma hikayesinde bankanın yaptığı açıklamayı okudun mu? Yok müthiş. Banka şöyle bir açıklama yaptı yani adı geçen banka dedi ki e, ortalama zekada bir insanın itibar etmemesi gereken şeylere itibar edildiği için böyle bir vaka <laughs> olmuş diye. Ya bu başlı başına bir mizah yani anlıyor musun? Gerçekten. Bunun üstüne gülünür bayağı. Gerçekten öyle dediğim gibi her izlediğim haberde şeyde hep bunu görüyorum. ya yani. bir an evvel hızlıca bir şeyler olsun. Seni en çok şaşırtan olay 2023'te. 2023'te olan her şeye çok şaşırdım ya. Yani çünkü benim dünyamda Kendime bu yüzden biraz da kızıyorum yani. Dünyamda o kadar saf ki bütün insanlar ve kötü değiller yani. Bu kötü olan tüm insanlara çok şaşırdım 2023'te. Kim kötüyse, ne yaptıysa, ne ettiyse, hepsine çok şaşırdım yani. Kötü kim sana göre? Yani. Kötü mü? Kötünün kötüye baktığında bu kötü dediğin insanın özelliklerini? İçindeki kötüyü engel olmayan. Hmm. Hepimizin var ya aslında. Ama onu engel olmayan herkes benim için kötüdür yani insanı iyi ve kötü ayıran tek nokta o aslında. Vicdan galiba biraz da vicdan değil mi? evet. Vicdan olmayınca o insandan çok korkuyorum ben. Çünkü her şeyi yapabilir. Bir yani. de artık o kötülük meselesi de artık popüler mesele. Evet yani. popüler Kötü olmayı yani. öven bir şey var yani. Abi, e kötüyüm çünkü ben. Çünkü şöyle. Herkes, herkes abi, batsın abi. abi ben abi. çıkayım. Evet. Benim var ya ben ben düşmanım olduğunu ve ölsün isterim falan. Yani Allah Allah. Çok hani acayip. Hani bir şey. yani, yani niye yani bu, o yani o sevgi kavramı bile ay çok klişe. Gibi davranan insan var. Ne kadar tuhaf. Yani neden kötü artık olmayı sevgi öveyim ol, ki sevgi yani. sevgi dolu insanlara tuhaf bakılıyor artık. Evet. Öyle bir şey oldu. Ama Aman ne... ya bu da yani evet, evet, öf, bu ya yaz. Öf bu sevgi pıtırcığı. Melek, evet. melek misin? evet. Ama biraz işte o galiba biraz önce sen çok güzel söyledin. Yani insanların e, şimdi çok bir meşhuriyet çağı diyor ya evet. Herkesin çok meşhur olduğu bir çağdayız. Evet. Yani sosyal medyada baktığınız zaman. Tabii. Oradaki oynanan roller, girilen tripler falan çoğunlukla sahte. ve burada hmm. herkes çok iyi de ya aynı zamanda. Evet. E öyle herkes olunca çok mutlu. iyiye de inanmakta zorluk çekiyoruz. Ya tabii. bu gerçekten iyi? Birazcık kafamızı kurcalamasının sebebi de o galiba yani. O herkes iyi oynuyor, hiç kötü oynayan yok yani. Yok yani. Ya, sosyal medyada mutsuz insan yok ki. Herkes Al ki. şu var ki e, çok uzun sürmüyor. Yani tabii. toplum Düşer. diyorum ya çok zeki bir toplum sayıbiz biz tabii. gerçekten. Tabii. Yani bunun aslında e, influencer'ı, oyuncusu, şarkıcısı da yok. Genel bir samimiyetsizliğin varsa senin bunu hemen anlıyor. Yani belli bir süre sana bir tutunuyor, sonra seni bırakıyor yani evet. aynı şekilde devam etmiyor. Ee, sana şey sorabilir miyim? Instagramın reisi sen olduğu için. Hı hı. Bu Instagram'da son dönemde bu şifacılar türedi ya. Evet. Gerçekten böyle e, kafalarına kafalarına vurasım geliyor benim yani. <laughs> bir tanesi geçen gün şey dedi ya. Tam cümleyi hatırlayayım söyleyeyim sana dedi ki, dün çok sevdiğimizi sabah sevmek zorunda değilim. Dün çok inandığıma bugün nefret edebilirim falan böyle hani 24 saat içerisinde böyle ultra bir değişimi makul gösteren bir şey. Ben de buna dedim ki ya bunun bir adı var da lugatte söyleyemiyorum ben burada işin. Işte. Yani Ya yani dün deliler gibi sevdiğim birine falan babana annene falan mesela sabah düşün. Engelliyorum sabah. Yani, kusura bakma. Anne ben böyle. artık psikologlara <laughs> çok üzülmeye başladım gerçek Ersin. psikologlara çok evet. üzülüyorum çünkü onların e, hatta onlar da geri çekildiler zaten. O gerçek kaliteli psikologlar geri çekilmek zorunda kaldılar çünkü psikoloji artık Artık o kadar kirlendi ki sosyal medyada, o kadar yanlış bilgilerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar ki. E, o yüzden biraz ayak altına aldılar psikoloji. Çok Yani eşine... bunun o, burada bir yasak getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes çıkıp psikolojiyle ilgili bir şey söyleyemez çünkü buna çok inanan psikoloğa gitmeye parası olmayan olmadığı için o bir dakikalık videolarla şifalanmaya çalışan bir sürü insan Tabii var bizim ülkemizde. Sen milyonlarca insanı takip ettiği birisin ve evet. bunu böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptın. Evet. Yani emek verdin, gerçekten bununla uğraş en kötü zamanımda bile oturdum bununla uğraştım diyorsun evet. ve hani sonuçta bu yeteneğe de sahip oldun Ama soru. benim bir hedefim vardı çünkü. Evet, ama... Ben oyuncu olmayı hedefliyordum. Hmm. Yani ben ileride iyi bir senarist, iyi bir komedyen. Çünkü benim e, Instagram'da video çekmeye ihtiyacım vardı ki ileride stand up yaptığımda bakın ben bunu yapabiliyorum diyebilecek bir kitleye sahip olmalıydım. Hmm. Benim hedeflerim vardı. Burada takip edenin de bu şifacılar için söylüyorum. Hmm kusuru yok mu? Bakıyoruz Elifler'e mesela milyonlarca takipçisi var adamların mesela. Ya, ya buradaki onun sisteme... kusuru ne olabilir? O takip çaresiz edelim yani mi? ama o çaresiz onun ne kusuru olabilir? Hmm. Mesela bir e, ben de şimdi kaygı bozukluğu var. Bilmem belli oluyor mu halimden, tavrımdan? Hiperaktivitem de var. O kaygı bozukluğu. Yok ya gayet sağlıklı gözükmüş. Nereden çıkardın ya. sen şimdi? Ben alakası bir var. Aa. Guru gibi bir şeysin sen ya. <laughs> Herkes kadar sağlıklıyım ya. Bir gün daha terapiye başlamamışım YouTube'dan e, kaygı bozukluğu videoları izliyorum. Mesela birinin şöyle bir videosunu rastlamıştım ya. Kaygı bozukluğu diye bir şey yoktur. Vesvese evet. verme kendine. <laughs> Anladın mı? Bak, tak diye çözüyor mesela. Anladın mı? Buradaki, yani bilmiyorum. Buradaki temel problem şu abi aslında. Yani. Şey Şimdi Nurdan psikolog olduğu için. Yani burada aslında sen çok önemli isimleri, çok önemli siyasetçileri ağırlıyorsun. Psikologların meslek yasası yok. Evet, temel evet. problem bu arkadaşlar. Evet. Psikolojik. Psikolo psikologların meslek yasası yok. Bir meslek yasası olsa bu insanlar kafalarına göre diplomaymış gibi bir şeyleri asıp muayenehane açamazlar. Öyle video çekemezler. İsimler yani, buluyorlar kendilerine. Bu evet. şey, evet. gibi, buluyorlar. Evet. bu Biliyorlar. şey gibi yani. Bir tipleri görüyor musun? yani bilmem ne, bilmem ben bilmiyorum ne. mesela kalp ameliyatı yapıyorum. Yani bunun gibi bir şey yani ruh, ruh doktoru bir de dediğim falan. şey. Babalar yani bunun için özel bir tanesi kung fu kıyafetiyle çıkan biri var evet. Instagram'da. Babayı böyle bayağı şey gibi yani tapınaktan gelmiş gibi takılıyor. Evet. Öbürü böyle bir tuhaf bir bu arada saçlar. Bir şey hepsi mi? öyle. Evet. Bizi dinledi de mi? aslında ona bir göndermişler. ya. Bir i̇lişki evet. gurusu, evet. guru falan. He yani evet. aslında var. biz de inceden inceye aslında biraz bunu tiye alıyoruz Ama yani. Ama dediği gibi çok tehlikeli bir şey bu. Yani ki... ve bedensel rahatsızlıktan daha da tehlikeli Tabii. bir şey. Toplumun ruh sağlığını bozuyorsun. Artık herkes çok gergin, artık herkes çok sinirli ve o maddi zorluklarla da dediğim gibi o kısa videolarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden o videoları çeken insanların e, bilinçli olması şart. Hepsi için konuşmuyorum bu arada. Çok iyi bu işini yapanlar, kendini geliştiren bir sürü insan var. Bunun altını çiziyorum. Ama bazen öyle hesaplar görüyorum ki yani olacak iş değil o yani. Yok yani dediğim gibi bunun e, kanuni anlamda bir meslek esas olmalı çünkü evet. bunun için çok emek harcıyorlar. Yani bir psikolog olmak gerçekten çok zor bir şey ve Hiç kolay bir şey hakikaten değil. psikologlar burada. E, bunu da e, destekleyecekler. Gerçekten kolay maddi olarak da kolay bir şey değil yani. Evet. Bir sürü eğitim alıyorlar. Tabii. Bir sürü zaman harcıyorlar ve sonra biri geliyor diyor ki ben falanca yerden bilmem ne özüyüm. Ben iletişim uzmanıyım. İşte e, bilmem ne sosyoloğum ben. İşte psikoloğum. Ne nereden ne oldu? Sen nasıl oldu? işte ama şey işte süt ve süt ürünleri okudum falan ne. Hani. Ama işte, süt, işi hani sütünden başladım bana. Ben ama bunu anlamıyorum. Yani kendi meselesini çözememiş adamların çıkıp sosyal medyada başkalarının meselelerine falan böyle çözüm bulmaya çalışmak korkunç bir şey. Yani üç tane mantıklı cümle kurabildiğini düşünen insan zaten guru. Biraz 2024 konuşalım. Güzel şeyler konuşalım. İnsan evet. yani sizin hayalleriniz, beklentileriniz 2024'te ne olsun istiyorsunuzla başlayalım. Ben çok kısa ve net bir şey söyleyeceğim. Herkesin hayal kurabilecek kadar mutlu olmasını istiyorum 2024'te. Buna çok ihtiyaç hissediyorum. Çevremde gerçekten yüzü gerçekten gülen insanlar görmek istiyorum. Bu benim en büyük dileğimdir 2024 ile ilgili. E, mesleki olarak bir şeyin var mı? Şunu yapacağım dediğin, yani hayal ettiğin hedefi koyduğun. E, ben kendime bir hedef koydum. İlk defa e, bir komedyen ve dahası bir kadın komedyen olarak Ülker Arena'da rekor kırmaya baş Aa, koydum şu anda. Güzel. 20 Şubat'ta orada Türkiye'nin en kalabalık biletli stand-up organizasyonunu yapmak istiyoruz. Geldi. Seve seve. Tabii. Çok isterim. Gurur duyuyorum. Burak da gelecek olun. mi? Orta gelecek tabii. Bizi yan tutabilir misin? Gelmez. Oturturum. Seve seve oturturum. <laughs> o yüzden o, o konuya çok heyecanlıyım. Ama öncesinde önce bu filmimizin çok sevilmesini Gerçekten izleyicilerin şöyle yüreğine dokunmasını istiyorum. Çünkü İnşallah. herkes kendini bulsun istiyorum. Dahası da bu film çekilirken İbrahim'e demiştim ki en büyük hayalim bu salonlardan çıkarken herkesin kendi evliliğini sevmesi. Hmm. Yani en iyi ilişki senin ilişkindir ya hep böyle ama sen hep bunu dışarıda zannedersin. Bunu görmesini istiyorum izleyicilerimizin. Filmin ne mesajı o aslında yani. Evet. Filmin son sahnesinde şöyle bir cümle kuruyorum aslında. Diyorum ki yani seninle mutlu olmak kadar mutsuz olmak da güzel. Yani bir ilişkiye mutsuzluk da dahil. Evet. Yani, Cemal Süreyya. E, Süreyya'nın kim mutlu olma istemez ki ama mutsuzluğa da var mısın? Çok güzel aslında. Bütün filmin aslında özeti aslında bu e, bu dizesi yani. O yüzden de e, ben de hani var olan hayatımız hani zor şeyler yaşıyoruz. Sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz zamanlar oluyor ama hep yani gerçekten sağlık ilk başta sağlık sonum huzur bereket ve tabii ki de barış diliyorum yani evet. yaşanan bunca vahşeti evet. bunca vahşetin e, Gazze'deki vahşetin son bulmasını istiyoruz evet eğer bir yılbaşı dileğimiz varsa o olsun ilk yani. ilk dileğimiz o olsun evet. yani evet. güzel olsun filmimizi de umuyoruz e, çok severler izlerler, İnşallah. beğenirler. İnşallah. Güzel bir e, mesajı olduğunu da düşünüyorum filmin. Mutluyuz 29 Aralık'ta vizyona çıktı. Konuya geleceksiniz. Kesin geleceğim tamam, tabii. tabii. Galaya gelmez ama evet. aftara gelirim ben. After. Ben galaya gelemiyorum. Canlı <laughs> <Sen de gülüyor> abi galaya gelmez. Canlı abi şişiyordun <laughs> ama. Ben de aftırda yok. Gider, şimdi. gider, arkadaşlarına film izletir. <laughs> Tabii. Yani tam seveceğin arkadaşın senin. yani. Tabii. Ama aftırda da orada çakılı. <laughs> Aftır çakılı. Yani. Ben sevmiyorum ben. Ya ben. şey <laughs> Aklımda olsun beni bir galaya çağır aftıra çağır. ama <laughs> diyor... benim ilk galam ya. Sektördeki ilk galam ya. Ben tamam, Benim yani sinemacı olarak... Ama. Sinemacı olarak benim şöyle tanınmam çok iyiydi. After'ları çok iyi. Sinema, ben sinemacı olarak şu işte bilmem ne şu, sinemada şurayı temsil eder, burayı temsil eder bir metafor falan o yok abi. Tamam. İbrahim Büyükak sineması şudur. Afterlar Tabii yani bu kadar <gülüyor> tabii. <gülüyor> böyle tanımlasam abi, tanımlamak gerçekten üzücü. İleride sinema okullarında Afterları çok iyi olan yönetmenler deyip böyle ilk sırada kendini görmem <laughs> üzücü olabilir. Filminiz Ama ver. böyle biliniyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok, Sağ olsun. Ee, Sağ olun. çok seyircisi olsun, çok sevilsin. İnşallah. Ya sen, sen çok sevindim. Ben de. Ee, uzaktan takip ediyordum. Evet bu vesileyle tanıştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben son olarak Gerçekten. şunu göstermek istiyorum. İbo. Benim e, alarmı çıkartmamışlar. <laughs> <laughs> Deminden beri bunu kesiyorum. Farkında değilim. Ben de diyorum ki ben kanala girerken niye bu kadar çok öttüm. Dedim ki herhalde böyle bir şey oldu bugün. Böyle bir enerji mi ondan mı ötüyorum falan. Alarmım çıkmamış arkadaşlar. Ceketi aynen geri veririm. Ben söyleyeyim. <laughs> aynen.